Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, mağfireti biz kullarının üzerine olsun efendim. Risalet Fena Efendimiz, Resulü Zişan Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat, selam, muhabbet olsun. Gecenin sehere yakın bu vaktinde bizi birbirimizle buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Vardır bir hikmeti sebebi deyip Allah konuşacaklarımızı onun sevgisine, onun yoluna, onun davasına daha çok yakınlaşmaya bir vesile kılsın. Hoş gelmişsiniz, safalar buyurmuşsunuz efendim. Gaziantep'teyiz. Muhabbetimize başlayacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Muhabbetimize başlayalım. Kıymetli Nur Hak'tan ağabeyim ve kıymetli Profesör Doktor Enbiya Yıldırım hocam bugün bizlerle beraber olacak. Ağabeyim hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk. Efendim şeref ya bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah kıymetli hocam siz de hoş Allah geldiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Eyvallah. Peki. Şimdi hocam elveda ya şehri Ramazan mahyaları yanmaya başladı. Gidiyor mübarek, gitti mübarek cümlelere çarşı pazar dolaşmaya başladı. Ramazan'ı artık yavaş yavaş uğurluyoruz. Ramazan'ın gelişine sevinmek imanın alametlerinden, gidişine de hüzünleniyoruz. Acaba gerçekten kalbimizde bir hüzün var mı? Gerçek bir hüzün var mı buna dair? Ramazan'ı nasıl geçirdik? Kişisel tecrübeleriniz ne oldu? Gözlemlediğiniz neler oldu Ramazan'da? Bu Ramazan sürecini hakkıyla yaşayabildiniz mi siz? Ya da toplumsal olarak nasıl geçirdik? Artık çünkü uğurluyoruz yavaş evet. yavaş. Kıymetli Enbiya hocam size sorayım. Sonra kıymetli Nur ağabeyim size sorayım. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Önce Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini arz etmek suretiyle başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Oruç tutan kimse için iki mutluluk anı vardır. Birincisi orucunu açtığı zaman, ikincisi de Rabbine kavuştuğu zaman. Orucunu açtığı zamanki mutluluğu niye? İnsan orucunu güzel bir şekilde tamamlayıp bozmadan, elinden geldiği kadarıyla da günahlara bulaşmadan afiyetle güzel bir şekilde bitirdiği zaman ya Rabbi sana şükürler olsun. Bugünkü görevimi eda ettim, ifa ettim. Onun verdiği bir mutluluk var. İkinci mutluluk da ahirette Rabbimiz inşallah yapmış olduğumuz bu oruç ibadeti ve diğerleri de dahil olmak üzere bunları kabul buyurursa bunların bir mükafatı olacak. Tabii o güzel mükafatla karşılaştığımız zaman da çünkü başka bir hadislerinde Rabbimiz hadisi kutsi de şöyle buyuruyor. Bütün ibadetlerin bir sevabı vardır kendine göre ama oruç ibadeti hariç. Onu ben ödüllendireceğim çünkü kulum sırf benim rızam için kendini aç bırakmıştır. Yemeden içmeden kesilmiştir buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Çok büyük bir fedakarlık gerektiren bir de uzun süreli bir ibadettir oruç. Evet. Çünkü diyelim ki öğle namazını kılıyorsunuz. Sünnetleriyle, farzıyla beraber 15 dakika diyelim. Ama oruç ibadeti imsak vaktinden başlıyorsunuz. Ta akşam vaktine kadar belki bir 15 saat aç kalıyorsunuz. Yani ibadetler içerisinde uzun süreli olan tek ibadettir bu. Oruç ibadeti. Dolayısıyla bu insanın imanında bir göstergesidir. Çünkü niye? Bizim oruç tutmamızı bize kimse baskılamıyor. Biz sırf Rabbimize olan yakınlığımızdan, yani ona samimi bir şekilde ibadet etme arzumuzdan dolayı bu ibadeti yerine getiriyoruz. Ve hamdolsun bu bizim imanımızın bir göstergesi oluyor. Hı hı. Tabii bu açıdan ibadetimizi yerine getirdiğimiz için, getirmeye gayret ettiğimiz için mutluyuz. Ama hepinizin bildiği gibi İslam dünyası bu Ramazan'ı gayet hüzünlü bir şekilde karşıladı. Özellikle bu Gazze'deki olaylar, yaşanan olaylar, yani neredeyse 50 bine doğru şehit olan insanların sayısı devam ediyor. Ve bunun biteceği de yok. Gözüken o ki bayrama da biz hüzünlü bir şekilde gireceğiz. Evet, hani evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanları bir vücudun azalarına benzetiyor Peygamberimiz. Vücudun herhangi bir tarafında bir yer, mesela diyelim ki dişiniz ağrıyor. Dişiniz ağrıdığı zaman beyniniz şunu demiyor yani bana ne dişten. O kendi haline ağrıyı çeksin dursun. Bütün vücut ne yapıyor? Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ateş ve uykusuzlukla o azaya eşlik ediyor. Biz tabi Gazze'deki kardeşlerimizin bizzat yaşadıkları için onlar kadar belki bu acıyı hissedemiyoruz ama yine de onların kardeşleri olarak hakikaten bir yürek ağrımız var, sancımız var. Yani aklımıza günün belli zamanlarında sürekli gelip giden bir sancıdır evet, bu. Evet, evet. O yüzden Ramazan'ımızın biraz buruk geçtiğini ifade etmemiz mümkün. İnşallah
Yani müminler Rabbimizin istediği gibi ayet-i kerimede, çünkü Rabbimiz müminleri kardeş olarak tanımlıyor. Hucurat suresi 10. ayet. Bu İnanın. Kardeş ne demek? Şimdi diyelim ki biz anne baba bir kardeşiz. Biz mutlu günlerimizde de zor günlerimizde de birbirimize destek oluruz. Değil mi? Düğünde, işte keder anında yanında yer alırız. Dolayısıyla bizden istenen de budur. Ümmet esasında bu birlikteliği gerçekleştiriyor. Hı hı. Mesela ben İslam dünyasının pek çok coğrafyasına gidiyorum. Arkadaşlarımız var. Biz nasıl yürek olarak yanıyorsak onların da bu yangınlığı hissettiklerini görüyoruz. Ama problemi nereden kaynaklandığını da bizi seyreden seyircilerimiz, herkes biliyor esasında. Ümmetle ilgili bir problem değil. Onları aşan bir sorunla karşı karşıyayız. İnşallah bu badire biter de bir sonraki yıl ömrümüz vefa ederse mutlu bir şekilde İslam coğrafyası olarak inşallah Ramazan'ı karşılarız. Ama bunun dışında Ramazan'a baktığımız zaman Ramazan insanın Müslümanlığını biraz daha kıvama getiren bir ay. Niye? Çünkü o uzun süreli ibadet vesilesiyle insan haram helal hususunda, kulluğa yoğunlaşma hususunda, ibadetlerini daha ihlaslı bir şekilde yapma hususunda kendisini biraz daha yoğunlaştırıyor. O açıdan Ramazan'daki ibadetlerin daha lezzetli olduğunu söylememiz uygun olur. Bir de Ramazan'ın bizlere kazandırdığı bir güzellik de, pek çok güzellik var da, bir diğer güzellik de teravih vesilesiyle insanlarımızı camiye toplamasıdır. Bu son derece önemli. Çünkü hani insanlar 5 vakit namaza gitme hususunda, camiye, cemaate gitme hususunda gerek imkan bulamamalar iş güç nedeniyle, gerekse de biraz gevşeklik nedeniyle biraz alışkanlıkları zayıf bu hususta, ama teravih namazı hususunda bizim ülke insanımızın böyle camiye bir koşma geleneği var, adeti var. Evet, erkek evet, olsun, kadınlar olsun. Bu da neyi sağlıyor bizlere? Bu da camiye gelerek bizim iman akümüzü şarj etmemize yardımcı oluyor. Nasıl şarj etmeye yardımcı oluyor? Şimdi insan evinde bireysel kılmış olduğu namaz ile camiye geldiğinde kardeşleriyle beraber kılmış olduğu namazdan almış olduğu lezzet çok farklı. Hem erkek kardeşlerimiz için hem hanım kardeşlerimiz için bunu ifade ediyorum. Çünkü beraber namaz kıldığımız zaman farklı illerden, hatta farklı ülkelerden insanlarla birlikte Rabbimize elimizi açıyoruz ve secdeye varıyoruz. Bu ne yapıyor? Beraber birlikte ibadet yapma bilincini bizlere kazandırıyor. Ve sonuçta da o ibadeti yaptıktan sonra camiden çıkarken farkında olmadığımız bir şey kazanıyoruz. O da huzur. Bu son derece önemli. Bakın, yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de günlük olarak 10 milyon insanın camiye gittiği tespit edilmiş durumda. Türkiye'de günlük olarak 10 milyon. 5 vakit namaza giden insan sayısı 10 milyon civarında. Şimdi bu Ramazan ayında bu birkaç katına daha çıkıyor. Bu ne oluyor? Hocam, camide namazı eda ettikten sonra biz Allah'ımıza o görevi eda etmenin ve Müslüman kardeşlerimizle aynı ortamı paylaşmanın bizlere sağladığı bir huzur var, mutluluk var. Dolayısıyla camiden çıkan insanlar psikolojik olarak huzur yükleniyorlar, mutlu oluyorlar. Dolayısıyla namaz aynı zamanda biz insanlar kardeş yaptığı gibi aynı zamanda da bizleri psikolojik açıdan huzurlu ve mutlu yapıyor. Evet, Allah'a hamdolsun. Kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. Evet. Hocam, az önceki bahsinizde konu ettiğiniz cümlelerden hareketle, ya bir vücudun azası gibiyiz. Bu aslında İslam'ın bize çizdiği ufuk. Az sonra İslam ve Müslüman kavramları üzerinden acaba bu ufuk noktasına yakınlaşmak konusunda ne kadar iyiyiz, ne kadar çabalıyoruz? Bu soruyu soracağım inşallah. İnşallah. Kıymetli Nur abim, sizin Ramazan tecrübeniz nasıl oldu? Geçen sene deprem vardı, depremin üstüne Ramazan'ı yaşadık. Bu sene de Gazze var, hocamın söylediği gibi. Onun üstüne Ramazan'ı yaşıyoruz. Kalbimizde bir hüzün ve sevinç iç içe girmiş durumda. Sizin nedir kişisel tecrübeleriniz? Nasıl geçti Ramazan sizin için? Ramazan-ı Şerif bizim örselenmiş, acımış kalplerimize bir nebze dahi olsa bir ferahlık getirdi. Elhamdülillah. Hüzünlüyüz. Stüdyomuzda hemen ortamızdaki masayı tezyin eden Kubbetü Sahra maketi Mescid-i Aksa'mızı temsil ediyor. Mescid-i Aksa gibi geniş bir alandaki en ziynetli yapı Kubbetü Sahra. Ve bu yapı bugün mahzun. Bu hüznünü bir nebze olsun dindirmek için inisiyatif almış, dert edinmiş ve mücadeleye girişmiş Gazze'li kardeşlerimiz,
dünyanın en aşağılık, dünyanın en ahlaksız, dünyanın en madrabaz, dünyanın en hilekar, dünyanın en ifrit, dünyanın en aşağılık topluluğu tarafından bir taarruza maruz kaldı. Geçtiğimiz yıl senin de ifade buyurduğun gibi Gaziantep'in de içerisinde olduğu birçok şehrimizin yıkıntılar altında kaldığı, asrın felaketi olarak tanımlanan çok büyük bir acıyı hep beraber yaşadık. Ve bizim bu acımıza İslam dünyasındaki kardeşlerimiz dediğimiz kardeşlerimiz de diğer insan alemi de eşlik ettiler. Bu acıyı hep beraber müşahede ettiler. Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye'mize geldiler. Taşın altına ellerini, gövdelerini, yüreklerini koyarak bir canı dahi nasıl kurtarırız derdine giriştiler. Bu senede farklı bir hüznü yaşıyoruz. Ama Enbiya Hocam, zannediyorum ben her Ramazan benzer şeyler yaşıyoruz diyebiliyorum. Yani evet, bu seneki evet. kadar hacimli bir problem olmasa da bu her sene bu yani. Aşağılık topluluk bir evet. şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek suretiyle, farklı farklı sebeplerle Müslümanları incitecek işlere, taarruzlara girişiyorlardı. Bu sene bunun şiddeti maalesef biraz daha yüklü oldu. Hep beraber bunu yaşıyoruz. Ümit ederim, temenni ederim, dua ederim. Bizi ferahlatmak, gelişiyle bizi sevindirmek. Az evvel dediniz ya Efendimizin hadisi şerifiyle beraber biz Müslümanlar olarak Ramazan-ı Şerif'in gelişine hep beraber sevindik. Bu bir iman alametidir. Eyvallah. Müslümanların sevincine vesile olan Ramazan-ı Şerif, Müslümanların İslamlığını, Müslümanların kardeşliğini, Müslümanların vahdetini Müslümanlara hatırlatır da Müslümanlar olarak Gazze'de, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da yaşanan bu zulme karşı nasıl bir birliktelik, nasıl bir kenetlenme ortaya koyabiliriz? Bunun matematiğini hep beraber yaparız da bir şeyleri daha iyi noktaya getirmek yönünde bir irade ortaya koyarız. Çünkü innemel müminuna ihve. Müslümanlar kardeştir. Hatta küfür tek millettir de buyruluyor. Ortada bir küfür milleti var ve bu küfür milletine karşı bir İslam milleti var. Belki bizim İslam milleti olma şuurumuzu hatırlatır Ramazan-ı Şerif. Duam temennim bu. Biz de bu güzel duanıza amin diyelim. Eyvallah. Kıymetli abim, var olun. Peki. Allah razı olsun. Şimdi kıymetli hocam, bir ufuk çizgisi çiziyor bize İslam. Diyor ki mesela az önce ifade buyurduğunuz gibi, bir vücudun azaları gibidir bütün Müslümanlar. Bir aza, herhangi bir maruz kalırsa bütün vücut onu hisseder. Bu müthiş bir ufuk çizgisi. Acaba bunun neresindeyiz? İslam bize bunu emrediyor. Müslüman olarak bunun neresindeyiz? Gerçekten bunu hissediyor muyuz? Ya da o meşhur hadisi şerifte ifade buyurduğu gibi imanın en asgari seviyesi olarak sadece kalbimizle buğz etmekle mi yetiniyoruz? Gazze olayından hareketle söylüyorum. Bu İslam ve Müslüman kavramlarını nasıl anlamak ve anlamlandırmak lazım hocam? Ne dersiniz? Tabii bizim burada bakacak olduğumuz öncelikle Hazreti Peygamber aleyhisselamdır. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ın yani İslam'ın nasıl yaşanacağı hususunda bir canlı tefsirdir Peygamber aleyhisselam. Yürüyen bir tefsirdir. Dolayısıyla aleyhisselamın Müslümanlarla ilgili problemlere nasıl baktığını, bunları nasıl çözdüğünü bizim göz önüne getirmemiz gerekiyor. Ve şunu görüyoruz, Peygamber aleyhisselamın yeri geldiği zaman bir Müslüman için, sadece bir Müslüman için cihanı yerinden oynattığını görüyoruz. Mesela bakın, Benu Kaynuka diye bir Yahudi kabilesi vardı Peygamberimiz zamanında. Bunlar o zaman da böyle ticaretle, kuyumculuk işleriyle çok meşguller. Kuyumculuk bunların elinde. O zaman da zenginler. Tabii, o zaman da ticaret hep bunların elinde. Şimdi
Bunlardan bir tanesinin dükkanına bir hanımefendi Müslüman kardeşimiz giriyor. Orada bir tane kolyeyi beğeniyor. Orada aynamsı bir şeyin karşısına geçiyor, yere çömeliyor. Üzerinde prova yapıyor yani nasıl duruyor. Hmm. Fakat bu Yahudinin dükkanında başka bir Yahudi daha arkadaşı gelmiş. Bunu görünce o kadıncağızın eğildiğini, geliyor arkasından affedersiniz onun eteğini beline iliştiriyor. Kadıncağızın haberi yok. Kadıncağız ayağa kalkınca, tabi bunu anlayınca düşünebiliyor musunuz? Yani iffet açısından, namus açısından kadının karşılaşmış olduğu bu hadiseyi. Bir feryadu figan ediyor kadın, çığlık atıyor. O arada çarşıda bulunan bir Müslüman da içeri giriyor, duyuyor burada ne oluyor diye. Bir giriyor ki manzarayı anlıyor. Bu arada o dükkandaki iki Yahudi de dükkan sahibiyle arkadaşı kah 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 gülüyorlar. Bunu görünce o Müslüman onu yapan üzerine atlayıp onu öteki tarafa gönderiyor. Hmm. Öyle olunca bütün çarşı onların esnaf olduğu için hepsi oranın suççu imamı yani. Aynen öyle. Hepsi birden üşüşüyorlar. O Müslüman cazı orada hepsi şehit ediyorlar. Hazreti Peygamber bak bir tek Müslüman için onların hepsini oradan def edip gönderiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir tek ashabı için. Benzer bir hadise daha var. Mesela Medine'ye bir kabile geliyor. Uraniler deniyor bunlara kabilenin ismi. Bunlara Medine'nin havası dokunuyor. Karınlarında, şuralarında, buralarında çıbanlar çıkıyor. İri falan bağlıyor bunların vücutları. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam onlara diyor ki Medine dışında bizim devlete ait hayvanlar var, sürü var. O çobana gidin, benim sizi gönderdiğimi söyleyin. O sizi oradan içir, beslesin. İnşallah düzeleceksiniz. Bunlar gidiyorlar oraya. Bunlar işte bakım yapıyor. Çoban onları yediriyor, içiriyor. Bunlar düzeliyor. Düzeldikten sonra şeytan bunların aklına giriyor. Diyor ki bunlar, ya burada bir sürü hayvan var. Bu adam da tek başına bu çoban. Biz bunu canını okuyalım, öldürelim bunu, bu sürüyü buradan alıp gidelim. Bakın Peygamber aleyhisselam onlara yaptığı iyiliğe bakın, bunların verdiği karşılığa bir bakın. O çobanı gözlerini çıkararak, kollarını, bacaklarını keserek bu kadar vahşi bir şekilde çobanı katlediyorlar. Sürüyü de alıp kaçıp gidiyorlar. Tabi bilmiyorlar ki karşısında feraset sahibi çok büyük bir insan var aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhisselam arada bir oradan haber alıyor. Adam gönderiyor, ne oluyor, ne bitiyor, çobanın durumu ne, hayvanların durumu ne. Çünkü Beytülmal'in malı o hayvanlar. Evet, çobanı evet. Da merak ediyor arada bir. Gönderdiği kişi diyor ki ya Resulallah böyle böyle sürü yok ortada. Çobanımızı da mahvetmişler, katletmişler. Bunun üzerine Peygamberimiz bir müfreze çıkartıyor. Bunların peşlerine. Tabi bunlar hayvanla gittiği için çok hızlı da hareket edemiyorlar. Bunları yakalıyorlar. O çobana o olayı yaptıkları yere bunları geri getiriyorlar. Aynı şekilde Peygamber aleyhisselam onları cezalandırıyor. Aynı şekilde ne yaptılarsa. Çünkü bir ayet-i kerimede Bismillah ve lekum fil kısasi haya. Yani kısasta sizin için hayat vardır. Evet. Toplumu diri tutar yani kısas. Şimdi bu iki örnek bize neyi göstermiş oldu? Hazreti Peygamber sen bir tek Müslüman için ya. İkisinde de bir tek Müslüman içindir. Bakın yapılan, gösterilen tepki. Dolayısıyla biz Müslümanlar için bazı insanlarımız bunu anlamakta zorlanıyor. Mesela diyor ki Arakan bizim neyimize? Dünyanın öteki tarafı. Veya başka taraftaki insanlar bizim neyimize? İşte ama İslam'ın getirmiş olduğu kardeşlik sınırlarla kayıtlı değil. Sınırlarla kayıtlı olmadığı için de mesela biz ülkemize gelmiş olan pek çok mülteci kardeşimizi o İslam'ın getirmiş olduğu kardeşlik hukukuyla kucaklıyoruz. Bir de işin bu dönüşümü var. Yani bugün biz misafirperverlik gösteriyoruz, misafir ediyoruz ama yarın ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz tabii. Bilemeyiz. Dolayısıyla bize düşen nedir? Millet olarak bir özelliğimiz var. Bunu aziz seyircilerimize anlatmak isterim. Biz tarihin hiçbir döneminde başka milletlere vagon olmadık biz. Yani bizim milletimizin tarihinde başka milletlerin peşine takılıp vagon olmak yoktur. Biz her zaman lokomotif olmuşuz. Abi olmuşuz, abla olmuşuz. Bu nedir? Bizim milletimize Rabbimizin bir lütfu olarak bunu ifade ediyorum. Yüklemiş olduğu bir yüksek nosyon var, görev var. Yani bizi sakın bizim seyircilerimiz bizi diğer ülkelerle kıyas etmesinler, etmezler zaten. Yani baktığımız zaman İslam coğrafyasının parlayan yıldızıyız. Hakikaten böyle. Hangi İslam ülkesine giderseniz gidin, bu Müslümanları peşinden sürükleyecek potansiyele sahip hangi ülke var deseniz, Türkiye. Başka bir şey demezler. Başka. Hatta ben size ilginç bir şey anlatayım değerli kardeşim. Kıymetli hocam, Gaziantep imsakına girdik. Dönüşte evet. Alsak olur tamam. Mu? Tamam, hay hay. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Peki, değerli izleyenlerimiz, Gaziantep imsakında biz de son sularımızı içeceğiz efendim. Az sonra birlikteyiz.
mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra, tilke ayatul kitabil mubin. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen la'allekum ta'qilun. Nahnu naqussu aleyke ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafirin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. Efendim tekrar hoş geldiniz, safalar buyurdunuz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için konuklarımı bir daha tanıtayım. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeyim efendim. Kıymetli Nur Haktan abim ve kıymetli Profesör Doktor Enbiya Yıldırım hocam bugün bizlerle beraber. Hocam araya gitmeden önce Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın farklı olaylarda Müslümanlara verdiği önem, ehemmiyette biricikliğini anlattık. Ve daha sonra bir olay anlatısında tam araya gitmiştik. Buyurun efendim. Ben milletimizin İslam ümmeti için ne ifade ettiğini anlatmaya gayret etmiştim. Şunu söylemek istiyorum. Bizler 600 yıl bildiğiniz gibi
İslam coğrafyasının hamiliğini yaptık. Hı hı. Yani gerek bu coğrafyanın iktisaden gelişmesi hem de gerekse dış saldırılara karşı savunmasını bu millet üstlendi. Yani bu millet kendi başına hakikaten çok büyük bir fedakarlık göstererek bu ümmeti 600 yıl süreli ayakta tuttu. Dolayısıyla tarihin bizim bu milletimize yüklemiş olduğu bir misyon var. Bir beklenti var İslam coğrafyasında. Mesela Gazze'li veya Filistinli kardeşlerimizle oturup konuştuğunuz zaman bize her zaman şunu söylerler. Ne zaman geleceksiniz de bize o izzetli ve onurlu günlerimizi tekrardan kazandıracaksınız. Bunu bize söylerler. Mesela bir Suudi Arabistanlı gitse, bir İranlı gitse, bir Pakistanlı, Afganistanlı gitse onlara asla böyle bir şey söylemezler. Onlardan yana böyle bir beklentileri yok. Niye bizden yana var? Çünkü biz tarihin getirmiş olduğu bir devlet geleneği de olan potansiyeli yüksek bir milletiz. Yani bir hareket yapılacaksa o hareketi başlatacak olan bizim coğrafyamızdır. Bu güzel ülkemizdir. Dolayısıyla bu bize neyi göstermiş oluyor? Bizim Allah'ın bir lütfu olarak bir ayet-i kerimede de Rabbimiz üzerinizdeki nimetleri anın buyuruyor. Bize onu talep ediyor. Allah diyor ki ve ma bi nimeti rabbike fahaddis. Ben sana ne tür ikramlarda bulundum? Bunlardan arada bir bahset ama şükrederek. Şimdi biz de onu yapıyoruz şu anda esasında. Rabbimiz bizim bu coğrafyamıza, bizim bu milletimize ayrı bir nosyon yüklemiş. Abilik, ablalık yüklemiş. Dolayısıyla bu bizi diğer toplumlardan ayırt ediyor. Dolayısıyla Filistin meselesinde de İslam coğrafyasının farklı coğrafyalarındaki Müslüman kardeşlerimizle ilgili meselelerde de her zaman biz ön almak durumundayız. Bunu göz önüne getirdiğimiz zaman esasında milletimizin hem büyüklüğünü hem de ortaya koymuş olduğu o fedakarlığı görebiliyoruz. Kaldı ki bakın biz Antep'teyiz. Başka şehirlere de gidelim. Bizim insanımızın Filistin'le ilgili olarak veya yeryüzünün diğer Müslüman coğrafyalarıyla ilgili olarak hakikaten çok yüksek seviyede bir şuura, hassasiyete sahip olduklarını görürüz. Bu evet, da bizim evet, hamd edecek evet. olduğumuz meselelerden bir tanesidir. Hocam bu bahsin başka tezahürlerine de tanık oluyoruz. Balkanlarda, işte Doğu Türkistan'da veya Afrika'da beyaz adama güvenmiyorlar ama Türk bayrağı olunca bu beyaz adam güvenilir algısı var. Allah bize bu misyonu hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Amin. Tekrarıyla amin. Devlet-i Aliye'nin bakiyesi olarak. Amin. Kıymetli hocamın ifade ettiği gibi Nur ağabeyim, şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanlara biriciklik atfediyor. Onların biricikliğini, önemliliğini hissettiriyor. Değerli olduklarını hissediyor. Bir Müslümanın ölümü karşısında bütün bir çarşıyı kıymetli hocamın buyurduğu gibi def ediyor oradan. Evet. Şimdi biz Gazze'de ölümleri rakamlarla, istatistikle ifade ediyoruz. Ve bu bizim artık hassasiyetimizi de kabuklaştırdı gibi mi geliyor? Maalesef. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mekke'nin fethi öncesi Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümtaz ordusuyla beraber Mekke'nin etrafını muhasara ederken Ebu Süfyan sonradan sahabi oluyor radıyallahu anh diyelim. Efendimizle görüşmek için geliyor. Efendimiz'e refakat eden bir sahabi var. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Ayz bin Amr radıyallahu anh olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Efendimizin yanına çadırına Ebu Süfyan'la beraber ona refakat ederek geliyor ve kapıda içeriye haber veriliyor. Ya Resulallah, Ebu Süfyan geldi, yanında Ayz bin Amr var radıyallahu anh. Efendimiz düzeltiyor. Diyor ki Ayz bin Amr geldi, yanında Ebu Süfyan var. Çünkü birisi cüsse itibarıyla da böyle çelimsiz olduğu zikredilir bahsi geçen sahabinin. İsim yanlış olabilir. Bilenler lütfen kaynaklarıyla yayından sonra videonun altına yorumlara ekleyebilirler. TV.net'in bu yayınları YouTube'a da yükleniyor biliyorum. Evet. Fakat oradaki isim önemli değil. Önemli olan şey şu. Cüsse itibarıyla, makam mevki itibarıyla daha düşük görünen bir kişiyle fakat Müslüman olan bir kişiyle o esnada gayrimüslim olduğunu bildiğimiz ve Mekkeli müşriklerin de lideri pozisyonundaki
bir kişiyi mukayese ettiğimizde Resul-i Ekrem Efendimiz Müslüman olanı önceliyor. Esas olan bu. Esas olan budur. Müslümansan kıymetlisin. Terörist başı Allah ateşini bol etsin Fethullah Gülen Papa'nın elini öperken biz sizin yüce misyonunuzu desteklemekle müftehiriz kabilinden cümleler kurmuştu. Münasebetsiz, terbiyesiz, evet. Ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sen nasıl olur da böyle bir cümle kurarsın? Sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman bir gayrimüslimin elinden nasıl öper ve ona nasıl hürmet eder? Allah'tan nasıl korkmazsın sen? Diye sormak icap etmez mi? Evet. Ve sen nasıl bir Müslümansın ki Papa gibi bir adamın yüce misyonunun tırnak içerisinde parçası olmakla iftihar edersin? Müslüman, en günahkar Müslüman, en iyi görünen gayrimüslimden daha kıymetlidir. Öyle olmalıdır. Ha, günahkardır, Allah günahlarını affetsin. Allah nedamet ettirsin. Allah iyiye, doğruya, güzele sevk etsin. Ama eğer Müslümansa zaten en güzel yerdedir. Ama Gazze'de 30 bini mütecaviz Müslüman kardeşimiz şehadet şerbeti içtiler ve onlar rakamdan ibaret değil, yarısından çoğu çocuk olan ve büyük bir bölümü kadın olan o kardeşlerimiz şehit oldular. Dünya ayağa kalkmadı. Fakat yine de meydanları dolduran kadın, erkek, Müslüman, gayrimüslim, kalbinde iyiye dair bir parça taşıyan herkese ayağa kalkıyor, önümü ilikliyorum ve teşekkür ediyorum, selam ediyorum. Fakat hiçbirisi, 30 bini mütecaviz o Müslüman kardeşimizin ölümü çok yakın zamanda bir uluslararası yardım kuruluşu marifetiyle, orada bulunan gayrimüslim bazı yabancıların bombalama marifetiyle hayatını kaybetmesi kadar Avrupa'da mâkes bulmadı. Yani 4-5 tane gayrimüslim, onlara da müteşekkiriz. Ha, yardıma giden gayrimüslim, tabii, Avusturyalı yardıma, vesaire. Evet, evet, ya, tane ifadesi o yanlış oldu. 4-5 gayrimüslim, yardım gönüllüsü, iyi kalpli, iyi yürekli, iyi insanlar. İnsani duygularla hareket edenler. Erdem yolcuları orada Gazze'li kardeşlerimize yardım ederken hayatını kaybettiler. Toprakları bol olsun. Onlar hayatlarını kaybederken 30 binden fazla Müslümandan daha çok kıymet gördüler ve mâkes buldular. Çünkü bir tarafı batılı, diğeri Orta Doğulu. Evet. Yani bu değer, Hazreti Peygamber'in atfettiği değer Müslümanlık üzere, ama günümüzde geldiğinde Nur abimden anladığım gibi değer atfı devlete tabiyetle ilgili söz konusu oluyor. Mesela Amerikan vatandaşının Orta Doğu'da öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin o ülkeye ultimatum vermesine kafi gelecek bir derece. Evet. Ama yani 30 bini geçmiş Müslümanın, Filistinlinin öldürülmesi, şehit edilmesi diyeyim ben. Şehit edilmesi maalesef ifade buyurduğunuz gibi kıymetli abim çok etki yarattı tabii ki, ama bu kadar karşılık bulmadı. Maalesef. Peki kıymetli hocam, şimdi din samimiyettir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kime karşı samimiyet? Orada ifade buyuruyor. Acaba din, buradaki dinin samimiyet kavramını nasıl anlamamız icap eder? Kime karşı samimi olmamız lazım? En başta kendimize karşı mı? Allah'a karşı mı? Onun peygamberine karşı mı? Samimiyeti bugün yaşadığımız modern dünyada korumak mümkün mü? Hani çünkü bazı akımlar var işte. Materyalist akımlar, pozitivist akımlar, makyavelist akımlar, amaç uğruna her yol mübahtır diyen akımlar, samimiymiş gibi görünme, kıyafetleri giyme, tavır yapma, rol yapma gibi modern dünya bize bunların mübahlığını açıklıyor. Acaba din samimiyettir ifadesi, bu kadar net bir ifadeyi korumak ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu samimiyeti
tevdi, kendimize tevdi edip onu özümseyip inşa etmek nasıl mümkün olur? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz insanın, Müslümanın bütün hayatını Rabbin rızasını her şeyin önüne koyarak yaşamasını istiyor. Her şeyin önüne. Yani günlük yaşantımızı yaşarken de mesela biz şu anda bu programı yapıyoruz. Bu programı bile Rabbimizin rızasını en öne almak suretiyle yerine getirmemizi bizlerden bekliyor. Çünkü ayet-i kerimede muhlisine lehuddine diyor Rabbimiz. Yani bu dini samimi, ihlaslı bir şekilde yaşamamızı bizlerden istiyor. Ve bizim Müslümanların yaklaşımı şudur. Kulluk sadece namaz, oruç dediğimiz o şekilleri olan ibadetlerle kayıtlı değil. Bizim şu andaki bu oturuşumuz da, bu programı yapmamız da bir ibadettir. Yeter ki bizim bu programı gelirkenki amacımız şu olsun. Ya Rabbi, ben bu güzel kardeşlerimle birlikte bir araya geleceğim. Onlarla ilgili dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyler anlatmaya gayret edeceğim. Ve bizi seyreden kardeşlerimize de bir nebze bir faydamız dokunsun. Benim niyetim o. Hepimizin niyeti olduğu zaman şuna inanalım. Biz bu programı bitirdikten sonra buradan ayrılırken biz Allah'ın lütfu keremiyle ahiret sermayemizi artırmış olarak ayrılacağız. İnşallah. Dolayısıyla bizim her işimiz, gündelik işimiz, çocuklarla oturmamız, hocaysak ders vermemiz, müdürsek işte idare altındakiyle insanlarla geçimimiz velhasıl. Her şeyimiz bir ibadettir. Dolayısıyla burada gözetilmesi gereken şey nedir? Bütün bu yaşamın dilimleri içerisinde Allah'ın rızasını her şeye öncelemektir. Peki Allah'ın rızasını her şeye öncelediğimiz zaman ne oluyor? Her şeyi yaratan, kainatın sahibi Rabbimiz olduğu için de biz ona kulluk yaptığımız için de her yönümüzde, o zaman bu peşinden samimiyeti getiriyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Samimiyetsiz, içten olmayan eylemlerin, ibadetlerin Allah katında pek bir makbuliyetin olmadığını hepimiz biliriz. Bu şuna benzer. Siz çocuğa bir şey yapmasını isteseniz, evladım şunu yap. Çocuk onu istemeyerek zorla yaptığı zaman pek hoşnut olmazsınız bundan. Rabbimizin de bize yaklaşımı odur esasında. Yani bizlerden istemiş olduğu kulluk görevlerini yerine getirirken kendimizi vererek içten samimi bir şekilde bunu yerine getirmemizdir. Bunu yaptığımız zaman da o zaman hayatımızın geri kalan kısımlarını da tanzim etmiş oluyoruz. Niye? Sen Allah'ı öncelediğin zaman Azze ve Celle, o zaman her şeyi ona göre organize ediyorsun. Namazını ona göre kılıyorsun. Yani ben yatayım kalkayım işte 4 rekat farzı kılayım. Onun ötesine geçmiş oluyorsun. Yani Allah'a kulluk etmenin lezzetini tatmaya başlıyorsun ve ondan haz almaya başlıyorsun. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi artık kalbin namazlı oluyor. Yani bir sonraki namaz vakti gelse de o namazı eda etse. O kadar keyif alır noktaya geliyorsun ki. Kalbi namaza endeksliyoruz. Namaza endeksliyorsun dediğiniz gibi. Allah o kalpten lütfetsin. Amin amin. Şimdi dolayısıyla bu samimiyet dediğim şey öncelikle Rabbimize olan samimiyetle başlıyor. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselam o sizin başta söylediğiniz hadiste "Eddinu en-nasiha" din samimiyettir. Sonra kimlere karşı samimiyet olduğundan bahsediyor Hazreti Peygamber. Lillahi diyor, bir Allah'a karşı. Allah'a. İki veli rasulihi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı samimiyet. Peki biz 1445 yılındayız hicri olarak şu dönemde. Bizim Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı samimiyetimiz nasıl olur? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatta olsa onun etrafında oluruz. Onun dediklerini yaparız. Kaçındırdıklarından da sakınırız. Peki hayatta değil. Bu da nasıl olacak? Hazreti Peygamber Aleyhisselam sanki hayattaymış gibi onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve aramızda Müslüman kardeşlerimizle tesis etmiş olduğu bu kardeşlik hukukunu güçlü bir şekilde korumaktan geçer. Çünkü şöyle bir sözümüz var bizim atalarımızın. Aşk eylem gerektirir. Aşk eylem gerektirir. Evet. Sen kardeşim Allah'ı sevdiğini söylüyorsun. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiğini söylüyorsun. Çok güzel, bu bir aşama. Ama ondan sonra eylem faslı geliyor. Hazreti Mevlana buyuruyor ki hocam, evet, aşk davaya benzer, çekilen cefa şahide. Şahidin yoksa davayı alamazsın diyor. Demek ki yani bir aşk iddian varsa o iddianı ispata memursun. O da neyle mümkün? Onun cefasını çekmekle mümkün. Evet. Hadisin 3. kısmında Hazreti Peygamber Aleyhisselam Müslümanların idarecileri olan veya herhangi bir konumda idareci konumda olan her kimse, müdür, devletin başkanı, vali, kaymakam, eğer bunların kanunlara aykırı işlemleri yoksa ifsad etmek için, orayı bozmak için, sistemi darmadağın etmek için çabalamayın diyor. Onlara karşı da samimi, içten olun. Yani adam şunu düşünmesin. Ya bunun kalbinde farklı şeyler olabilir bize karşı.
Müslüman nedir? İçi dışı net olan insanlardır. Yani şudur, Müslümanın evdeki konuşmasıyla sokaktaki konuşması aynıdır. Bak bu çok önemli. Yani karşıdaki insan bir dindarın içerisinde başka şeyler konuşup dışarıda farklı bir şey sevgilediğinden, rol yaptığından endişesi olmaz. Dördüncü olarak da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki tüm Müslümanlara karşı samimiyettir diyor. Yani İslam'ın samimiyeti dördüncü aşaması bütün Müslümanlara karşı samimiyettir. Burada kastetmiş olduğu şey nedir? Yani aramızdaki kardeşlik hukukunu o kadar güzel bir şekilde tesis etmemiz gerekiyor ki karşına bakan insan da bu samimiyeti anlaması lazım. Bir anekdot geldi aklıma. Bir çayhanenin sahibi anlatıyor. Çay ocağı Fatih'te. Diyor ki hocam ben çay ocağı işletiyorum diyor. Gelen giden müşteri çok oluyor. Bazı müşteriler her gün geliyor. Bazıları iki günde bir geliyor. Ve diyor ben çay servisi yaparken de aralarına konuştukları zaman da ister istemez onlara kulak misafir oluyorum. Ama diyor ben bir esnafım, asla onların sırları paylaşmam. Cumartesi günleri de diyor 3 tane arkadaş geliyor. Benim çay ocağına simit alıyorlar, bir de üçgen peynir alıyorlar. Onunla beraber işte 2 saat, 3 saat oturuyorlar ama bunları takip ediyorum. Ya bunların birbirleriyle konuşmaları, bir asalet var konuşmalarında, birbirlerine yaklaşımları diğer müşterilere benzemiyor. Böyle çay servisi yaparken de böyle dikkat ediyor ne konuşuyorlar diye. Bakıyorum işte İslam'la ilgili konuşuyorlar. Müslümanlıklarını iyi yaşayamadıklarından, gençlere iyi örnek olamadıklarından bahsediyorlar. Bir gün dayanamadım. Çay servisini yaparken arada bir çay götürüyorum onlara. Tezgah çırağı teslim ettim. Oturdum. Ya müsaade eder misiniz? Ben de sizin şu sohbetinize bir katılayım dedim. Buyur ettiler beni. Tanıştıktan sonra muhabbet yani kim neyin nesin falan. Biraz diyor sohbetlerini dinledim. Baktım ki çok farklı bir alemden konuşuyorlar. Sonra bunlar dükkandan çıkarken her zaman beklerim dedim ona ama sizdeki bu farklılık neden kaynaklanıyor diye sordum onlara. Bana şu cevap verdiler. Bizi bir araya getiren Allah için dostluğumuzdur. Yani samimiyet, kardeşlik. Böyle olunca da o kardeşini gördüğün zaman bir ferahlık duyuyorsun. Tabii. İşte onu bize kazandıran nedir? Onu bize kazandıran da Müslüman kardeşlerimizle diyalogumuzu, birlikteliğimizi çok sıkı tutmamız lazım. Çünkü İslam bir cemaat dinidir. Birlikte olmayı ifade ediyor. Beraberliği. Yani öyle kendi başına yaşanacak bir din değil. Çünkü dünya seni kendisine benzetiyor. Yani biz şu iddiada değiliz. Hocam benim imanım o kadar güçlü ki beni hiçbir şey etkilemez. Öyle bir insan yok. Ben göremedim en azından. Ama böyle bir arada olduğumuz zaman ne kadar güzel insanlar. Birbirimizi müspet anlamda etkiliyoruz. İman akümüzü şarj ediyoruz. Zaten hocam bu iddiaya sahipse bir adam zaten kaybetmiştir. Kaybetmiştir yani. Tabii. Evet. Bu özgüven, bu kibir aslında kesinlikle bir manevi hastalığa da işaret eder zannediyorum. Evet. Baştan bir meydan okumadır yani. Ben yedim yuttum onları. Ben o işleri hallettim. İddiasındaki kişi kaybetmiştir zaten öyle. Yani. Evet. Hocam şimdi kıymetli abim size de soracağım ama hocamın anlattıklarından benim anladığım şu oldu. Şimdi samimiyet hamuru içinde vefayı barındırıyor, işte dürüstlüğü barındırıyor, yalan söylememeyi barındırıyor vesaire filan. Bu hamurun içinde envai çeşit maya var, karışım var. Şimdi modern dünyada samimiyet kavramı şöyle anlaşılıyor. İşte birine karşı lakayt davrandıysam, espri yapabiliyorsam vesaire filan samimiyeti böyle adlandırmışız. Günümüz dünyasında samimiyet kıyafet değiştirmiş. Ama eski insanların samimiyeti hiç konuşmaya bile bazen gerek kalmadan haliyle samimiyet getiriyor insanlar. Evet. Bu konuyla alakalı siz samimi olma, dinin samimiyeti getirmesi sizin var mı söyleyecekleriniz kıymetli abim? Ne dersiniz? Belki şu söylenebilir. İletişim için birçok önemli parametre var. İkili ilişkilerde iyi bir iletişim için karşı tarafın gönlünü almak adına yahut onu etkilemek adına birçok donanıma sahip olmak gerekebilir. Konuştuğunuz konu hakkında hakimiyet sahibi olmanız, nezaketiniz, zarafetiniz, kıyafetiniz, beden diliniz, jest ve mimikleriniz, muhatabınızı tahfif etmemek, tahkir etmemek, onun anladığı dilden konuşmak, değil mi? Bir çocukla konuşurken farklı bir lisana sahip olmanız gerekir. Belli bir yaşın, belli bir kültürün
üstündeki bir kişiyle konuşurken farklı özellikleri haiz olmanız gerekir gibi çeşitli donanımlara sahip olmak kıymetlidir, değerlidir. Bütün bu özellikleri haiz bir kişi olsa karşınızda, çok hoş konuşan, konuştuğunda da altı dolu birikim sahibi olduğunu sizinle iletişiminde hissettiren, size karşı da incitici olmadan bir hitabete sahip olan bir konuşmacı olsa, kıyafetiyle, duruşuyla, şuyla, buyuyla da fevkalade güzel puan kazanacak bir görünüm çizse, fakat siz o iki kişiyi tanısanız, o kişi hakkında bilgi sahibi olsanız ve kalbinizden onunla alakalı şöyle bir fikir geçse, tamam güzel kıyafeti var, ağzı da güzel laf yapıyor ama canı ciğeri beş para etmez bir adam. Kıymeti var mıdır onun kıyafetinin güzel olması, sözünün kıymetli olması? Hiçbir yani sözünün güzel olmasının bir kıymeti yok. Var mı? Yok. Demek ki önemli olan şey güvenilir olmak. Samimiyetten de bunu anlamak lazım. Yani ben o kişiye karşı samimiyetimi ortaya koyabilmek adına az evvel ifade buyurduğunuz gibi lakayt davranışlar değil de kalbimi ve niyetimi temiz tutabiliyor muyum? Şimdi bir trafik kazası söz konusudur. O trafik kazasında bir bile isteye bir kişinin canına kastedecek bir durum mu söz konusu, yoksa bir hataen bir kaza mı olmuştur? Buna bakar ve hakim ona göre karar verir. Yanlış bir şey yaptığına kani olduğunuz bir kişi için şu sorgulamayı yaparsınız. Bunu bile isteye mi yaptı? Yoksa samimiyetle başka türlü bir sonuç niyetiyle bu işe girişti de beceremedi, bir hata mı etti? Samimiyeti sorgularsınız. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurduğunda, o din nasihattir'i biz hep öğüt olarak telakki etmişiz ama değil, o nasuh, samimi olandan kasıt buyuruyor sevgili peygamberimiz. Rabbimize karşı, Resulüne karşı, kitabına karşı ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmak demek, niyeti temiz tutmak demek. Ameller de niyetlere göredir. Aynen öyle. Şimdi kıymetli Nur abimin ifade ettiği gibi hocam, şimdi kıyafeti çok iyi, görünüşü çok iyi, konuşması çok iyi, hitabeti çok iyi ama demagoji yapıyor. Boş konuşuyor. Ve aklıma şey geldi konuşurken Nur abim. Şimdi Necip Fazıl 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Bir samimi kişiyle karşılaşıyor ve oradan çıktıktan sonra diyor ki, şüphe duyduğum, kaygılandığım her soruyu cevapladı. Ben anlıyorum ki buradan, eğer böyle samimi insanlarla karşılaşırsa günün insanı, genci, bütün kaygıları ve sorularını cevaplayacak. Bu konuda eksiğimiz nedir hocam? Ya burada esasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl başardığını odaklanmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam nasıl başardı? Nasıl 23 başardı? Yıllık bir sürede Arap Yarımadası'nın tamamı Peygamber Aleyhisselam zamanında İslamlaştı. Ve biz şunu biliyoruz, yani Peygamberimizin karşısındaki kitle eğitimli kitle değil, okula gitmiş olan insanlar değil. Ve Medine'de Hazreti Peygamber Aleyhisselam kaç tane okur yazar olduğunu tespit etmek için bir yoklama yaptırmıştır Peygamberimiz. 15 kişi çıkmıştır. Evet, evet. 15 kişidir. Burada bizim anlamamız gereken, kendimize sormamız gereken şey şu. Peygamber sen bu insanların gönüllerine nasıl girdi? Bunları nasıl kazandı? Bunu anlamaya gayret ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın anlattıklarıyla, yani Kur'an'dan, Kur'an'ın yorumu olarak hadisleriyle anlattıklarıyla ortaya koymuş olduğu, sevgilemiş olduğu Müslümanlık o kadar birbiriyle örtüşüyor ki, hiçbir insan şunu demedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için. Bize bir şeyler söylüyor, kendi farklı şeyler yapıyor. Bu yani son dönem, söylem eylem bir birlikteliği değil mi hocam? Hani lime tekkulle ma la tefan, yapmadığınızı niye söylersiniz? Peygamber Aleyhisselam hayatında bu yoktur. Evet, evet. Yani hatta şu da yoktur değerli kardeşim. Ben bir peygamberim, çok yoruluyorum. Hadi aslanlarım siz çalışın, göreyim ben sizi. Bunu da göremezsiniz. Evet, Mescid-i Nebevi'nin inşasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı çalışırken görürsünüz.
Hendek Savaşı'nda Hendek'i kazanlar arasında Aleyhisselatü Vesselam'ı görürsünüz. Haç'ta kurbanları kesenler arasında 100 tane büyükbaş hayvanı kesen insan olarak Hazreti Peygamber'i görürsünüz. Her alanda Hazreti Peygamber Aleyhisselam fiili olarak rehberlik yapmıştır. Bu da o insanlara da neye sebebiyet vermiştir? Ya Peygamber Aleyhisselam, koca peygamber önümüze düşmüş, çaba gösteriyor. Bize de düşen nedir? Onun gibi yapmaya gayret etmektir. Önderin de tarifini yapıyor yaşayarak değil mi? Tabii. Bu vesileyle. Ama burada bir şey oluyor. Peygamber Aleyhisselam yaptığı için o etrafındaki insanlarda Peygamber Aleyhisselam'a yönelik öyle bir muhabbet oluşuyor ki öyle bir muhabbet oluşuyor. Biz şunu bilelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarıyla olan dostluğu sadece peygamberlikten kaynaklanan bir dostluk değil. Yani peygamber oldu, biz ona uyacağız, cenneti kazanacağız, cehennemden kurtulacağız. Hayır. Bununla sınırlı değil. Bunun ötesinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam insani boyut itibariyle o insanlarla oluşturmuş olduğu bir arkadaşlık var ki onların gönüllerini kazanmanın yolu budur. Evet. Evet. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul imsakımıza da az bir süre kaldı. Dilerseniz uygun bulursanız, kıymetli ağabeyim de uygun bulursa bir şiirle bugün kapatalım sahurumuzu. Bize bir şiir lütfeder misiniz kıymetli ağabey? Estağfurullah, şeref duyarız. Estağfurullah. Şiir deyince aklıma gelen birkaç şiirden bir tanesi sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmış naat deyince akla gelen ilk şiir Arif Nihat Asya'nın naati. Okumaya çalışayım, Allah becerdirsin. Eyvallah. Bekliyoruz ağabey. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatını galip yazsın mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, Bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Evet, çok teşekkür ederiz kıymetli ağabeyim. Var olun. Maşallah, sesim bozulmaz inşallah. İnşallah. Eyvallah. İstanbul imsakına da girdik. Çok teşekkür ederim. Kıymetli Nur Haktan ağabeyim ve kıymetli Profesör Doktor Enbiya Yıldırım hocam bugün bizlerle beraberdi. Sağ olun, Allah razı olsun. Var olun. Çok teşekkür ederim. Peki değerli izleyenlerimiz, bugün de programımızı böylece bitirmiş olduk. Yarın yeniden görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın. Huzurla ve duayla kalın efendim. Görüşmek üzere.